Ben Tuğçe Odoğar ve bugün sizlerle Haziran ayı ajandası yapıyor olacağız. Bu ajandanın konusunu sizlerle beraber Instagram'dan seçtik. Ben size kokteyller mi olsun, meyveler mi yoksa dondurmalar mı diye sordum. Siz açık ara farkla neredeyse dondurmaları seçtiniz. Ben bunun için böyle bayağı soft bir palet hazırladım. Açık renkleri kullanacağım olabildiğince. Bayağı da minimal bir ajanda olacak. Çok capcaplı bir şey olmayacak netice olarak. Ajandamı zaten biliyorsunuz sıradan, markasız, ince yapraklı, gıcık bir ajanda. Hazırsanız direkt başlayalım. İlk olarak giriş sayfamın tasarımıyla başlayacağım. Sol tarafa Haziran başlığımı atıyorum. Başlığımın ortasına sanki böyle U harfinin üstüne böyle külahta bir dondurma varmış gibi etki yapmak istedim. Bunun için de sulu boyamı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi böyle çilekli bir dondurma koyarak başlıyorum buraya. Bütün ajanda boyunca bayağı böyle ağzımızın suları akacak. Hazır olun buna. Bu arada sulu boya etkisine kaybetmesi için böyle hafif bir etrafında püskürtme falan yaptıktan sonra elime Artline'ın 0.05 kalemini alıyorum. Pilot kalemimi alamıyorum çünkü ne oldu biliyor musunuz? Durduk yere kırıldı kalem. Nazar, çok nazar var, göz var valla. Son videolarda çok diyordum canım kalemim, pilot kalemim diye. Valla aldım elime, yazıyordu, çat diye yazmayı bıraktı. Sonra da böyle tamamen hoşça kal deyip aramızdan ayrıldı. Ve tabii ki de burada satan bir yer olmadığı için böyle bayağı bir saat falan bir yaz tuttum. Sonra yoluma bununla devam etmeye karar verdim. Yani bu da idare ediyor ama tabii ki de acısı hala yüreğimi darlamıyor desem yalan söylemiş olurum. Bu ajandada genel olarak bu fontu kullanacağım. Bu da böyle tombik tombik, çocuk çocuk, eğlenceli eğlenceli bir font. Yani öyle bir havası var bence. Junior başlığımı atıyorum. Altına da böyle bir sanki 3 boyutu varmış gibi minik bir çizgiselle geçtikten sonra aslında bu sayfamın tasarımı tamam. Şimdi geçiyorum sayfanın sağ tarafına. Buraya böyle milyon tane abartıyor hemen. Dondurma şekli çizeceğim. Böyle bir sürü küçük küçük kapta, külahta, işte waffle arasında falan mini mini dondurmalar çizeceğim. Bunun için sulu boyamı kullanıyorum. Kullanacağım bütün renkleri böyle aşırı açık kullanıyorum. Bayağı böyle içine su katılıp serreltilmiş halde ki bu pastel, bu uçuk etkisini daha güzel yakalayabileyim diye ve olabildiğince az suyla kullanıyorum ki siz de benim gibi ince sayfalıysa ajanlarınız, siz de böyle çok az bir, yani fırçanıza aldığınız boyada böyle çok az bir su olsun ki o arkaya geçme falan yapmasın fazla. Yani aslında bu kısmı gördüğünüz gibi kendi kendini açıklayan bir kısım. Hiçbir olayı yok böyle. Olabildiğince yakın renklerin farklı tonlarını kullanarak böyle çeşitlendire yani ne kadar çeşitlendirebilirse olabildiğince çeşitlendire birisi dondurma şekli çizeceğim. Bu arada bu sayfa yaparken hazır size hemen bir böyle son bir update geçeyim. Tuğçe'cim hayatında ne oluyor diyenleriniz varsa ki yoksa bile fark etmiyor, ben gene de geçeceğim. Haziran ayının önemini anlatayım. Resmen yalancı çobana bağlamış gibiyim ama evet, bu ay sonunda Malezya'dan ayrılıyoruz. 3 kez ertelemenin sonunda Haziran'da. Bir aksilik çıkmazsa biletimizi düzgünce korona sebebiyle alabilirsek, işte vizede falan filan bir sorun olmazsa Haziran sonu 5 yıllardan Malezya hoşça kal diyoruz. Aslında böyle sevinçliyim, yetti yani bana. Bu da gına gelmeye başlamıştı ama tabii üzülüyorum da böyle ev diye, yani hani ev olur ya, hani 5 yıl yaşadın neticede. Bir de hava sıcak, sürekli yaz, yani cennet gibi maşallah, insan üzülmüyor değil. Ama şu anda ilk durak olarak Fransa'ya döneceğiz. Yani başka seçenekler vardı ama tabii bu korona olaylarından dolayı şu an onlar biraz askılaya alındı. Biz bir süre Fransa'da olacağız üzerinden yaz boyunca. Onun için de mutluyum vallahi. Özledim yemekleri, yiyecekleri, böyle gezeyim, tozayım, azıcık arkadaşlarımı göreyim, hassettilerim falan diye. Yani minik minik heyecanlar yaşıyorum. Ama tabii ki de bu demek değil ki bir ülkeden bir ülkeye taşınmayacağım. Yani Haziran ayı inanılmaz yoğun geçecek benim için. Tüm taşınma, işte paketleme, buradakilere veda etme, işte yasal evrakları halletme falan derken feci yoğun bir dönem geçireceğim. Umarım videoları aksatmadan devam edebilirim ama tabii ki de söz veremiyorum. Şu neticede hani millet aynı şehir içinde ev taşınca kendinden geçiyor. Biz ülkeler arası bir taşınma gerçekleştireceğiz. Böyle deyince duyan da sanki sırtımda alıp ben yüzerek geçeceğim okyanusu zanneder. Zor gene ya. Bir sürü şey var yani. Alacaklar, atılacaklar, paketlenecekler, götürülecekler, gümrüğe takılacaklar, takılmayacaklar. Sanki onları ben düşünüyorum. Abartmış olabilirim biraz ama yoğun olacak. Anladınız değil mi? Özet olarak yoğun olacak. 83 kez tekrarladıktan sonra bir de soruyor anladınız değil mi diye. Tuğçe'cim herkesin gibi anlamı özürlü değil ki. Onlar bir seferde anlıyorlar zaten. Bu arada belki bunu sormak biraz saçma olabilir. Neticede hala bir karantina durumu devam ediyor diye biliyorum. Bir şeyler ben bu videoyu yayınlamadan önce değişmezse ki çok hızlı değişiyor bazı şeyler şu sıralar. Sizin planlarınız ne Haziran için? Var mı böyle değişik? Tabii genelde Haziran böyle sınav dönemi, finaller olduğundan böyle hem stresli hem de stresin bittiği şahane coşkulu bir ay olarak bilinirdi benim için. Ama sizin için nasıl? Sınavlarınız mı var? KPSS varmış. Ne zaman o? Üniversite sınavlarına ne oldu? Yetenek sınavları ne zaman? Nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Bilmiyorum. Benim annem şu an üniversite
üniversite okuyor. Onun finalleri şeyden internet üstünden olacakmış. Sizinki de öyle mi acaba? Bir bana bilgi verin. Bir gerçek dünyada normal insanlar neler yapıyor onları da bir duyayım. Alta bana bir yazın. Bir update edin beni lütfen. Cidden merak ettim şu anda. Ya bu arada son hızla dondurmalarıma devam ediyorum. Ama aynı şey ama minik minik değişik varyasyonlarla bir sürü şey üretebiliyorsunuz. Şu an görüntüleri inanılmaz tatlı geliyor bana. Ben çok severdim böyle soft boyamaları ama benim tarzım olmadığı için özellikle bu kadar renkli şeyler. Pek yapmazdım. Böyle biraz korkuyla başladım olacak mı acaba diye de bayağı hoş, güzel oldu. Tabii pilot kalemim olsaydı daha güzel olurdu ama neyse. Bütün video boyunca ağlayacağım bu arada. Sürekli bir kendisini yad edeceğim. Daha acım çok taze olduğu için böyle. Bu arada çilekli ve kakaolu dondurmaların arasında limonlu falan da var da burada bu yeşil ve mavi bir şey sıkıştırdım. Hadi yeşil gene sağlığı çağrıştırıyor olabilir de bu mavi ne diye yaparken kendime sormadım değil. Resmen basmışlar orada gıda boyasını. Basmışlar diyor. Sanki birisi yapıyor bunları. Ah Tuğçe'cim ah. Kişilik bölünmesi yaşıyorum işte içe. Çizimlerimi tamamladıktan sonra bu çok da sevmesem de işimi gördüğü için en azından minnet duyduğum kalemimle böyle bazı yerlerine çizgisellik ekliyorum. Tabii bu pilot kalemimle olsaydı daha güzel olurdu ama neyse. Ay üf yalnız var ya kaynanaya bağladım. Çok pis. Tuğçe dur kabullen. Kabullen barış imzalı bu kalemle. Bak senin işin ne güzel görüyor. Böyle minik detaylar ekliyordum ki bence hiç detay eklemeden de bırakabilirdim. Gayet de hoş olurdu yani şey böyle daha soft soft. Ama ajanla içine genel olarak kalemi kullanacağım için şemaları ayırırken bu ilk sayfası çok kopuk olmasın diye burada da kalemi kullanmaya karar verdim. İyi bir karar mıydı? Sorgulanır. Ama artık çok geç olduğu için çok da sorgulamamak lazım deyip yoluma devam ediyorum. Ay bu arada size şey de sorayım. Böyle yaz için toplu bir ajanda mı yapalım? Mesela Temmuz ayında Temmuz, Ağustos, Eylül diye ya da Temmuz, Ağustos birleştirip mi yapalım? Yoksa tek tek yapmaya devam edelim. Emin de olamadım şimdi. Yazınki planlara göre değişir tabii ama benim planım olmadığı için şu anda acaba dedim full bir ajanda ihtiyaç duyacak mıyım? Siz ne dersiniz? Ay mı devam edelim? Böyle yoksa sezon mu yapalım bunu? Artık bu noktada neredeyse hiç hata yapmadan ilk sayfamızın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bence tatlışlık ve minnoşluk akıyor ki bütün ajanda muhtemelen konu dondurma olunca kaçınılmaz bir şekilde böyle olacak. Hazırsak hemen bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Buraya klasik ayın böyle koskocaman bir takvimini yapacağım ama full size yapacağım. Yani hiç yanında falan boşluk kalmayacak. Bu ayın da son haftasında 2 gün olduğu için sağlıkta böyle bir boşluk kalacak. Oraya da ayın başlığını atmak istedim. Bu kez bak çılgın değişiklikler yapıyorum. Sol üst köşe yerine sağ alt köşe. Seni çılgın ters köşe yaptı. Vaa Tuğçe espriler havada uçuşuyordu. Neyse biricik cetvelimi tekrardan davet ettim. Bana eşlik ediyor gördüğünüz gibi burada. Ne kadar da muntazam, ne kadar da hoş. Kendimi yalnız geçen seneden beri çok pis geliştirdiğimi söylemiş miydim? Evet söylemiştim. Tekrar belirttim şu an tam bir cetvel ustasıyım. Farkındaysanız bu kez şemamda da çok küçük bir değişiklik yaptım. Böyle başlık atılacak yere böyle bir satır, ince bir satır boşluk bırakıyorum. Orayı da böyle çok soft, çok açık bir pembeyle boyadım. Buraları böyle muhtemelen tarih yazarım ya da önemli bir olay notu varsa onu başlık kısmına düşerim diye düşündüm. Şimdi bu sağ altta kalan kısma böyle renkli renkli dondurma topları yapıyorum. Yani bunları aslında çok açık bırakıyorum. Mesela birkaç ton koyusunu alıp böyle üstüne minik lekeler birazcık da püskürtme yapıyorum etrafına. Gayet de o etkiyi yakaladı. Tam böyle yaz oldu ya. Beğendim aslında ben bunu. Pek kurumasa da kuruduğuna inandığım bir noktada da June başlığımı atıyorum buraya. Gene o tombik tombik fontumu kullanaraktan. Başlamadıktan sonra artık şemaların sol üst köşelerine tarihleri yazmaya başlıyorum. İlginç bir şekilde büyük bir hata yapmadan bu sayfanın da sonuna gelmiş bulunuyorum. Vallahi gözlerim yaşardı Türkçe takdir. Artık bu sayfamın bittiğine göre bir sonraki sayfama geçebilirim. Sol tarafımda habit tracker'ım olacak yani alışkanlık takibim. İlk olarak başlığımı atarak başlıyorum. Büyük harfle yazıp niye iye nokta koydum diye bir sorguladım kendime ama olur böyle şeyler. Bu başlıkta külahlarda kullandığım kahverengi kullandım. Biraz soluk kaldı gibi ama neyse. Gene 4 tane alışkanlık takip edeceğim. İçlerinden biri değişti ama çok çılgınım söylemiştim size. Bunların şemalarını da böyle aylık şema şeklinde yapacağım. Hani böyle gün gün daha rahat takip edilir diye. Evet bunu arada bir değiştiriyorum olur mu acaba diye ama sonra buna dönüyorum. Çünkü bu ay şeklinde olan şemalar benim en rahat takip ettiğim şemalar. Diğerlerine gerçekten kafam karışıyor böyle anlamıyorum ne zaman ne yapmışım diye. Böylesi en temizi vallahi. Ama bu şemaları birazcık da konumuza, konseptimize uygun olsun diye böyle çubuk çubuk dondurmalar şeklinde yaptım. Bunu da böyle Pinterest'ten başka bir sanatçıdan esinlendim. Onları size bırakayım aşağıya link olarak. O kadar güzel böyle şey
şeyler var ki şemalar hazırlamışlar falan ama ben mood tracker falan yapmadığım için kullanmama gerek kalmadı ama bunu böyle birazcık oradan çordum. Dışlarda böyle cetvel kullandım ama iç bölgelerinde freehand, çünkü yürek yemiş Tuğçe her zaman ajandamızın bir parçası olacak. Kareleri bölüyorum, yamuk yumuklu biliyorsunuz ben pek sallamıyorum. Altlarına başına atarak ilerliyorum. Gene alışkanlıklarım içinde workout var yani spor, food var yani sağlıklı beslendiğim köşe. Üçüncü kısımda bu kez social'ı kaldırdım çünkü sosyal olduğum günleri takip etmek istemiyorum artık, zaten yoğun geçecek bir yer. Onun yerine maya ekledim. Ya dostum maya ne? Ekmek mi mayarlıyorsun yoksa diyenler için. Maya benim kullandığım 3 boyutlu program, bir süredir kullanmıyordum. Bu aralar geri dönüp böyle düzenli alıştırma yapmaya başladım kendilerinde. Bunu buradan takip etsem fena olmaz diye düşündüm. Neyse son sütunumuza da care yani self care yani kendime önem ve ilgi gösterip böyle cilt bakımı, işte oje sürdüm, ne bileyim meditasyon yaptım, azıcık balkona çıkıp işte bir kadeh bir şeyler içtiğim günler benim için kişisel bakım günleri. Evet, çok minimal düşünümü farkındayım. Bunları yaptığım günlerde burayı dolduracağım. Sayfam böyle birazcık renk katsın diye minnoş minnoş böyle minnoş. Evet, gene 500 kez minnoş diyeceğim biri bitiyor. Ama ne yapayım, desenlere bakın. Nasıl, kim buna minnoş demeden durabilir? Böyle küçük küçük dondurmalar serpiştirdim. Başkanın içinde de böyle birazcık renk gelsin diye doldurduktan sonra kalemimle böyle onların etrafında da şeyler ekliyorum. Birazcık böyle kontrol çizgileri, netlik falan ekliyorum. Artık bu sayfamı daha çok bıncırmayayım. Biraz içime sinmediği için bıncırdım ama yeter yani. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Sağ tarafım tamamen YouTube'la alakalı bir sayfa olacak. Üst tarafta böyle video planlarım yani böyle ayın şeklinde ne zaman yayın yapacağım, ne zaman neyi hazırlayacağım. Alt tarafı da böyle listing diye bir şey yaptım. Yani o geçerli breakdown gibi böyle daha çok açılımları, ne zaman gelecek, neyi böyle detaylı bir şekilde yani yayınımın kontrolünü ve içerik hazırlama sürecimi kontrol edeceğim bir alan olacak diyebilirim galiba. Hemen video planner bölümüme videos diye başlık atarak başlıyorum. Bunu böyle renkleri böyle yan yana kullanayım dedim ama Toys R Us gibi oldu başlığım, onu da sonradan fark ettim. Alt tarafın başlığını birebir aynı yapmayacağım ama background'ımda böyle bir dondurma renkleri burada da olsun istediğim için öncelikle o renkleri bırakıyorum. Hemen altına şemamı hazırlıyorum. Şemamı ayın takvimi şeklinde yapıyorum ki gün gün daha rahat takip edebileyim diye. Siz de böyle çalışma şeması falan hazırlıyorsanız size de tavsiye ederim böyle. Bilmiyorum, bende çok işe yarıyor. Ayı gün gün görmem, o ilerleyişi daha iyi kontrol etmem ve günümü daha iyi planlamama yardımcı oluyor aslında. Bunun şemalarını böldükten sonra geçiyorum alt tarafın başlığına. Bunu da böyle sadece kalem kullanarak aynı fontumla listing başlığını atıyorum. Yani listing aslında listeleme gibi, böyle ne çıkacak, ne yayına girecek tam açıklayamadım ama umarım açıklayabilmişimdir. Başlığımı attıktan sonra buraya sadece böyle şemanın genel bir çerçevesini atıyorum ki zaten içi böyle yazıyla dolduğu için içine fazla tasarım yapmak istemedim. Sonra bu minik dondurma toplarının altına böyle minnoş minnoş, üf gene minnoş, bak Tuğçe kes şunu, kes şunu dostum, minnoş deyip durma artık dostum. Altına böyle tatlış, minnoşu bırakıp tatlıca başladı neyse. Külahlarımı ekliyorum ve diyorum ki bundan biraz üst tarafı da yapayım çünkü çok güzel oldu, neden olmasın, cıvkı çıksın değil mi, böyle bir ayarında bırakmayayım bir şey deyip üst katı da, üst katı yalnız. Kaçak kat çıkıp üst tarafa da böyle birkaç tane o dondurmalardan ekliyorum. Böyle bayağı güzel bir sayfa oldu. Yan tarafın renksizliğini aldı, birazcık dengeledi sanki. Böyle bir sol taraf renksiz gelmişti ya bana. Aslında şey yapabilirdim ya, bu şablonların için böyle renkli renkli doldurabilirdim ama benim kağıdım kaldırmayacağı, buruşacağı için böyle bir şey yapmak istemedim. Ama sizin kağıdınız kalınsa bunların için böyle tamamen renkli doldurabilirsiniz o dondurmanın renkleri şeklinde. Ya da bir yırt yapıştır şeklinde başka renkli kağıtlar kullanabilirsiniz. Ama böyle bıraktım. Sağ tarafımda gayet böyle içi dolca bir alan olduğu için şablonun içi sade ama etraf böyle renkli, gayet içime sinen hoş bir tasarım oldu. O zaman geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfamızın sol tarafı weekly planner olacak, yani haftalık planlayıcı. Ben bunu artık düzenli kullanıyorum. Hatta böyle bir sonraki aylarda bunu daha böyle günlük planlayıcıya mı indirsem, gün gün mü yazsam diye düşünüyorum. Daha iyi olur çalışma rutinimi takip etmek diye ama şimdilik bana haftalık yetiyor. Neyse, bu olanı 5'e bölerek başlıyorum ben. 5 hafta olduğu için ama son hafta 2 gün olduğu için onu böyle küçük bir alan bırakmayı düşündüm. Bu alanları da nasıl yapayım falan diye düşündüm. Böyle full içi dolu dondurma topları mı yapsam diye ama yani dediğim gibi buruşma yapacağı için sadece böyle o çerçeve kısmını böyle sanki dondurmanın topuymuş gibi biraz etrafına böyle sulu boya püskürterekten alanlarını hazırlamaya karar verdim. Siz tamamen içi dolu da yapabilirsiniz. O da gayet güzel durdu. 5 tane haftanın alanını hazırladıktan sonra birkaç tane minik dondurma topu bırakıyorum araya böyle. Tatlılık oranı yükselsin diye. Daha sonra külahların geleceği yerleri boyarım. Ya farkındaysanız gene bayağı minik minik külahlar yaptım. Onun komik etkisi çok hoşuma gitti benim. Şimdi bunlar kururken gelip alanımın başlığını atıyorum. Weekly planner'a sadece weekly'sini yazacağım. Zaten anlaşılıyor ne olduğu gayet.
Başladığından sonra kalemle böyle külahların üstündeki daha ince detayları falan atıyorum. Yalnız böyle ajanda yapış sürecim boyunca böyle sürekli dolaptaki dondurmaları hayal ettim. Yemin ediyorum deli gibi canım çekti ya. Böyle düşündüm zaten ben bir ay boyunca bu ajandayı kullanırken sürekli bunlarla göz göze geleceğim. Çok sağlıklı mı acaba, brokoliyi temalı mı yapsaydım ajandayı diye. Yapacak bir şey yok. Aslında bu sayfamın tasarımı tamam. Çok bir şey girmek istemedim içinde. Zaten bayağı yine yazıyla dolacak bir sayfa. Amacına hizmet eden 5 haftamın da alanının gayet yeterli olacağını düşündüm. Mis gibi tertemiz bir sayfa oldu. Geçelim bir yandakine, yani son sayfamıza. Burada to-do's olacak, yani yapılacaklar. O kadar çok yapılacak şey var ki böyle bir alana kesinlikle ihtiyaç duyacağımı karar verdiğim için kendileri geri döndü. Bazen yer veriyorum, bazen yer vermiyorum çünkü bu ajandada. Siz de bu ayki önünüzde neler var, nasıl şeyler planlıyorsunuz ona göre böyle bu alanları değiştirebilirsiniz. Genelde evde geçirecekseniz daha böyle habit tracker şeklinde ya da food tracker, işte yemek yediğiniz yemeği, yaptığınız spor, işte sosyal hayatınızı, ders çalışmanızı, işte ya da kreatif olduğunuz, yaratıcı aktivitelerde bulunduğunuz zamanları takip edecek bir alanda yer verebilirsiniz. Neyse, sayfamın içi böyle bu yazıyla dolacağı için satır satır çok fazla tasarım yapamıyorum. Ama böyle genel başlığın ve satır başlığının olduğu yerlere böyle minik minik dondurmalar hazırlıyorum. Bu arada ben ilk dondurmayı seçtiğinizde, çünkü dondurmayla meyveler böyle yakın birbirine bayağı bir. Bayağı içten içe tek geçirdiğim şey meyveler olsun, meyveler böyle karpuz kavun falan yapmak istiyordum deli gibi. Onunla ilgili çünkü çok güzel örnekler vardı, böyle içim gitti, ben de yapmak istedim. Birazcık üzülmüştüm ya, dondurmalar mı ya, ne yapacağım, çok renkli olacak falan diye. Ama şu an yaptığımda resmen içim açıldı ya. Vallahi teşekkür ederim, iyi ki seçmişsiniz, sevdim. Hoş, muhtemelen temiz öyle meyveleri de yapabilirim, biliyorum. O da bayağı bir oylanmıştı yani kendisini. Hemen diskalifiye etmeyiz. Bir sonraki aylarda geri dönebiliriz. Bence temiz Ağustos'ta karpuz için karpuz yalnız genel meyvelerde kategorisi adı altında sadece karpuza yer verecek çünkü. Gayet güzel olabilir ya. Ne dersiniz? Kendilerini kullanalım mı bir sonraki aylarda? Siz de böyle bir şeyden hoşlanır mısınız? Çok yaratıcı bir şey olmayacak çünkü birçok insan zaten yapmış bu meyveler konseptini, yani açık çok rahat örneklerini bulabilirsiniz. Ama olsun ya, biz de yapalım Tuğçe derseniz neden olmasın? Tüm detaylamalarımı, minik minik böyle noktalarımı falan ekledikten sonra burada artık ajandamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım konsept hoşunuza gitmiştir. Benim işleyiş tarzım hoşunuza gitmiştir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Siz de yaparsanız bana Instagram'dan göndermeyi lütfen unutmayın. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Şahane bir Haziran geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.